Teknoseyir'e hoş geldiniz. Haftalık oyun önerileriyle birlikte karşınızdayız. Uğur abiyle size yine bu haftada birer oyun önereceğiz. Evet. Senden başlayalım abi. Olur. Irathus, Lord of the Dead. Aslında Darkest Dungeon'da diyebilirdik galiba bunu, Değil değil mi? Aynen. mi? Sen oyunu gördün ekranda. Dedin abi bu Darkest Dungeon değil mi? Şimdi izleyicilerimiz görünce de aynı tepki verecek Evet, muhtemelen. muhtemelen. Evet, görüntüye girecek. Yani evet, Darkest Dungeon'a çok benziyor ama tersten Darkest Dungeon. Yani ne demek bu? Bu sefer kötülerin tarafındayız. Irathus isimli Necromancer, ölüleri dirilten bir abimizin rolünde işte bulunduğumuz madene gelen, çeşitli zenginlik hayalleriyle gelen insanlara musallat oluyoruz oyunda. Şu an erken erişim aşamasında oyun. Aslında bu tarz iş modellerini hiç sevmiyoruz. Hatta böyle bir oyunu önermek, bitmemiş bir oyun önermek de çok içime sinmezdi normal şartlar altında. Ama geçtiğimiz dönemlerde mesela Dead Cells ya da yine Darkest Dungeon Dungeon gibi bizzat. oyunlar bunu iyi yaptı. Evet. Aslında Irathus da bu erken erişim modelini iyi kullanan oyunlardan biri. Yani gerek içerik kalitesi olsun, gerek içerik yoğunluğu olsun, gerek oyunun genel performansı olsun, çalışma şekli olsun. İyi yaptı, iyi yapılan örneklerden biri. Çok ufak 39 bir lira. parantez açayım burada. Erken erişim aslında çok iyi bir şey. Evet. Hani bağımsız geliştirici çok yardım edici bir düzenek aslında ama Kesinlikle. çok suistimal edildiği için yani Evet. burada oyun önereceğimiz zaman bile işte Early Bir Access ön yargı önerelim oluştu. mi önermeyelim mi? Sonra adamlar işte parayı alıp giderler mi gitmezler mi? Bu tarz Evet. bir ön yargı var senin dediğin gibi. Kesinlikle. 39 lira oyun şu an. Yeni çıktı henüz. Temmuz ayının sonlarında çıkmıştı. Bir iki haftalık. Evet, yani bu kötü bir şey mi şimdi Darkest Dungeon'a bu kadar benziyor olması? İşte hatta sadece Darkest Dungeon değil, Slay the Spire, işte Dungeon Keeper gibi Dungeon oyunlardan da çok fazla şey oluyor. Yani çok da kötü bir şey değil. Çünkü aslında Irathus kendi dokunuşlarını da yapıyor bu formüle. Yani Keep. kendi karakterini de ekliyor. Ya Bu açıdan... zaten Darkest Dungeon 2'yi biz bekliyoruz diye Evet. söylemiştik. Hani 2 gelene kadar buna da bir ikinci oyun Evet. muamelesi yapılabilir. Tabii burada farklı bir bakış açısı hatta Değil yani. mi? Evet. Farklı bir pencereden bakıyoruz Darkest Dungeon formülüne. Yine oradaki bir kaynak yönetimi, işte taktik tabanlı, taktik derinliği olan sıra tabanlı savaşlar, işte rol yapma öğeleri hafif de olsa, roguelike öğeleri olan bir oyun bu Darkest Dungeon gibi ve tıpkı Darkest Dungeon gibi yine oldukça zor. Aslında bu incelemede belki de bu videoda Darkest Dungeon ismini daha çok zikredeceğiz gibi görünüyor. En başta dediğim gibi kötülerin tarafındayız ve Irathus isimli bir Necromancer'ı kontrol ediyoruz. Bu abimizi yıllar önce bir zindana kapatmışlar. Bir madenin derinliklerinde ve burada sonsuza kadar kalacağı düşünülüyormuş ama kendisi bir şekilde buradan kurtuluyor ve siz misiniz beni buraya kapatan, şimdi intikam zamanı diyerek ölüler ordusuyla birlikte bir yolculuğa çıkıyor. İşte madenin kaplarını teker teker çıkarak amacı insanların dünyasına ulaşmak ve oraları ele geçirmek. Tahmin etmeniz zor olmadığı gibi savaşlardan düşen ganimet yani loot dediğimiz olay oldukça önemli. Tıpkı Darkest Dungeon'da olduğu gibi ama burada süslü hazinelerden veya parıltılı eşyalardan bahsetmiyorum. Menüde savaşta yendiğimiz düşmanların, insanların parçaları var. Hadi ya, dalak Yani evet, böbrek beyin, kan, işte ne bileyim, kuru kafa, iskelet parçaları, et parçaları birçok şey var yani. savaş ganimetimiz onlardan alıyor diyorsun. Evet. Tabii yine silah, zırh, yüzük, kolye gibi şeyler de düşüyor veya tek kullanımlık büyülü eşyalar da düşüyor. Bunlar oldukça işimize de yarıyor ama asıl olay vücut parçaları. Niye? Çünkü bir ölüler ordusu inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için Minecraft'ın de en çok sevdiği şey herhalde. yani işte bir kuru kafa, biraz işte kemik parçası, bir silah, bir zırh, al sana iskelet. Aynen. Zombilerden, vampirlere, banshilerden, tayflara, liçlerden, mumyalara kadar çeşit çeşit yaratık üretebiliyoruz. 16 farklı yaratık var oyunda yapabileceğimiz. Tabi bunlar hepsi oyunun başında açık değil. Bazı görevleri yaptıkça, oyunda ilerledikçe çoğu açılıyor. Ama 16 iyi bir Sayı sayı. itibariyle şeyden sanki Evet, fazla Darkest gibi. Dungeon'dan daha fazla ki yenileri de eklenecekmiş bu erken erişim süreci boyunca. Yani oyun çıktığında daha fazla yaratık olacak elimizin altında. Tabi yine tahmin etmeniz zor olmadığı gibi bu her bir yaratığın farklı özellikleri var. Kimi savunma da iyi, kiminin saldırı yetenekleri iyi. Hatta burada düşmanın akıl sağlığını bozabileceğimiz yetenekler de var. İşte onları delirtip kaçırabiliyoruz veya delirtip ölmelerine neden bile olabiliyoruz. Böyle bir manyaklık. Yani tabii bunlar seviye de atlıyor yaratıklarımız ve yeteneklerini de geliştirebiliyoruz ama bu çok detaylı bir ağaç değil. Genelde bir saldırının iki farklı varyasyonundan birini seçiyoruz gibi ama yani günün sonunda bize 4 kişilik grup kompozisyonumuzda ki Darkest Dungeon'da 4 yanlış hatırlamıyorsam savaşta 4 kişi çıkıyoruz. Bu 4 kişilik grup kompozisyonunda yeterli taktik derinliği verecek Kadar. kadar iyi olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok detaylı derin değil belki ama
belki biraz daha elden geçirebilirler. Daha fazla yetenekler de eklenebilir bu yaratıklara. Esas karakterimiz burada ne durumda? Onda da var mı? Evet, esas karakterimiz de seviye atlıyor. Iratus. Ki onun karakter gelişim ağacı daha detaylı. İşte savunma yetenekleri, saldırı yeteneklerinin yanında kaynak yönetimine, daha verimli kaynak toplamaya yönelik yetenekler de var. Biraz daha iyi. Burada sunulan seçenekleri beğendim. Yani şeye göre daha iyi yaratıklara göre, ki öyle olmasını bekliyoruz. Doğru. Kaldık savaşlarda Iratus'un yeteneklerini de kullanabiliyoruz. Saldırı savunma yetenekleri de olabiliyor. Açtığımız yetenekler işimize yarayabiliyor. Güzel olmuş bu da. Yani Dark Stancı'nda olmayan bir özellikti bu. Tabii tıpkı Dark Stancı'nda olduğu gibi bir üssümüz de var. Bir mezarlık. Burada işte savaşlardan topladığımız Architects Soul, yani mimar ruhlarıyla yeni binalar üretiyoruz. Bunları geliştirebiliyoruz. Ve işte buralara yarattığımız yaratıkları koyarak daha verimli çalışmalarını sağlayabiliyoruz. Ne var bunların arasında? İşte daha hızlı tecrübe puanı kazanabileceğimiz bir kütüphane açabiliyoruz. Yaralanan yaratıklarımızın iyileşmesini sağlayacak bir morg var. Yoğunmuş. İşte boşta duran yaratıklarımızın, ki aslında hani bir grubumuz var ama arkada da bir aslında bekleyen bir ekip olması gerekiyor ki işte oradaki yaralan veya ölen yaratıkların yerine hemen ekleyebilirim. Onlar da seviye atlasın, boş durmasınlar diye bir arena inşa edebiliyoruz. Orada onlar çalıştırıyoruz. Orada seviye atlıyorlar. İşte ne bileyim, manamızı, büyümüz, büyü gücümüz falan yenileyen şey, binalar var. Yani bayağı burada güzel seçenekler sunulmuş. Oyunun temasına yakışmış. Belki yenileri de eklenir. Güzel olur bence. Ya, hoşuma gitti yani bu. Darkest Dungeon'ın alamet farkalarından biri o işte etkileyici ses tonuyla adeta Edgar Allan Poe'nun şiirlerinden böyle mısralar okurmuşçasına konuşan anlatıcı abimizdi. Burada da ona benzer bir dokunuş yapmışlar. İşte Iratus'u seslendirmişler. Dark Stanton'daki kadar şiirsel değil belki ama benim hoşuma gitti. Ki tanıdık bir abi var mikrofonun arkasında. Stephen Waite. Blood'dan tanıyoruz kendisini. Caleb rolündeydi. Güzel olmuş bu dokunuş da. Böyle bayağı hem savaş anında hem savaşın sonrasında falan abimiz böyle çeşitli konuşmalar gerçekleştiriyor. Hoş olmuş. Tabii oyun tıpkı Darkest Dungeon gibi zor dedim en başında. İşte iyi bir taktiğe, iyi bir grup kompozisyonuna ihtiyacımız var. Ki bolca da şansa ihtiyacımız var. Yani özellikle boss dövüşlerinde. Çünkü işler bir anda boka sarmaya meyilli. Yani bir anda çok en güçlü karakterimizi kaybedebiliyoruz. Biraz işte burada RNG devreye giriyor. Yani biraz rastgele olaylar yaşayabiliyoruz. Bu Darkest Dungeon'ın da ilk hallerinde çoktu. Hatta buradakinden daha da kötü durumdaydı ama zamanla düzelebilir. Biraz dengesizlik var çünkü oyun aslında erken erişimde şu an. Ona da muhtemelen ilerleyen zamanlarda daha düzeltir, da rayına evet oturacaklar. Doyurucu olmuş o açıdan aslında. Yani savaşların şeyi tatmin edici genel gidişatı. Tek getirebileceğim eleştiri, Darkest Dungeon'da bir bağ kırıyorduk karakterlerle. Çünkü orada bir karakter yeni savaşlara girdikçe farklı kişisel özellikler de kazanıyordu. İşte ne bileyim, daha açgözlü hale gelebiliyordu veya İşte daha içine kapanık hale geliyordu. Daha korkak veya daha cesur olabiliyordu zaman ilerledikçe. Burada tabii ölüler ordusuyla haşır neşir olduğumuz için öyle bir şey yok. Burada daha çok karşı tarafın akıl sağlığını bozmaya meylediyoruz. Öyle bir bağ kuramıyoruz ama tabii yine bir çok güçlü bir karakterimizi öldüğü zaman karalar bağlıyoruz, üzülüyoruz yani. Çünkü yeni bir karakter yetiştirmek, güçlendirmek zor. Tıpkı işte Darkest Dungeon'da olduğu gibi, ki XCOM da aslında bu konuda evet, yine başa oynar. Başa oynayan oyunlardan biri. Tabii tekrar edelim, oyun şu an erken erişim aşamasında. Yani oyunda birçok bug, problem ve dengesizlik mevcut. Ama oyunun Rus geliştiricisi bunları çözme konusunda da istekli, hızlı davranıyor. Aktifler yani. Oyunun henüz bir sonu da yok. Yani bitmiş bir oyun değil, tamamlanmamış bir oyundan bahsediyoruz. Ama aslında içerik konusunda da biz yeterince saatlerce ekran başına tutacak içeriğe de sahip. Yani aslında en başta dediğim gibi erken erişimin iyi yapılmış örneklerinden biri. Hani belki 39 lirayı şu an vermek bir erken erişim oyuna fazla gelebilir. Ama bu süreci görmek de güzel. Oyun şu an yani vahim durumda değil zaten. Hani yani iyi çalışıyor. Darkest Dungeon'ı sevdiyseniz bence en azından wishlist'e eklenebilecek bir oyun. Çok potansiyeli var. Umarım potansiyeli kullanabilirler. Yani farklı bir pencereden bakıyor olması Darkest Dungeon formülüne bence güzel, ki ikinci oyunu da bekliyoruz, Darkest Dungeon 2'yi. Evet, bence ikinci oyun gelene kadar alıp denenebilir. Yani ben öyle yapacağım en azından. Yani elbette eksikleri olacaktır öyle aksis olduğu için, ama sonuçta ortada bir Darkest Dungeon 2 yok. Evet. Ona çok fazla oynamadığım alternatifi de kalmadı. O tarz bir oyun da yok. Farklı bir pencere, farklı bir pencere olması da beni heyecanlandırdı. Darkest Dungeon'a kıyasla daha iyi yaptığı şeyler de var. Yani içerik açısından daha iyi yere gidebilir oyun. O potansiyeli var. Yani bence
Oyun çünkü pahalanabilir çıktığı zaman. Doğru. Yani şu anda gayet oynanabilir bence. Bir en azından istekliyseniz ekleyin. Yani bir bakarsınız. Eğer tabii ki Darkest Dungeon'ı seviyorsanız ya da bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız diyeyim. Kesinlikle. Zor bir oyun çünkü. Evet. Yani. Kolay da değil. Ben bu tarz oyunları şöyle seviyorum. Yani laptopta oynamayı çok hiç sevmiyorum neredeyse. Laptopa şey yapıyorum. Laptopa oyunu yüklüyorum. Rahat bir koltuğa geçiyorum. Orada, evet. Tam öyle. Oradan bu. Rahat rahat oynuyorum. Yani koltuğa da şöyle yaslanıp belki de izleyecek bir şey açıyorum. O şekilde oynuyorum. Tam onun için olacak güzel bir oyun. Bir oyun da ben önereyim abi. Evet. Worms WMD 2016 yılında çıktı. 65 liralık bir fiyatı var. Arada sırada indirime de giriyor ama biz yine 65 liralık tam fiyatı söyleyelim. Worms serisini bilenler zaten vardı. Çok efsane bir seridir. Muhteşem en büyük seri. Olayı bizim çocukluğumuz, yani benim çocukluğumda özellikle tek klavye üzerinden 4 kişi oyun oynayabilmekti. Evet. Tam bir parti oyunuydu. O zamanlar tabii böyle gamepad takayım, ikinci klavye takayım falan filan. Nereden bulacaksın? Öyle şeyler yok. O yüzden bir klavye üzerinden en fazla oyuncuyu bu oyun oynatıyordu ve biz de çocukken ayla bayıla oynuyorduk. İki boyutlu güzel bir yapısı vardı. Muhteşem ardından bir formül yani. Formül çok güzel. Formül eskimedi. Yani 20 yılı neredeyse devirecek ama hala insanlar keyifle oynuyor. Bu formül bir ara bir bozuldu. Hatırlarsın abi 3D zamanları. 3 boyut furyası döneminde evet. Biz de ondan bir pay kapabilir miyiz dediler ama çok evet, tat vermedi oyunlar. Evet, yani. Eski oyun tarzını 3D üzerine getirmeye çalıştı ama pek olmadı. İyi olmadı. O kamera açıları o güzel o görüşü sağlayamadı. Evet. O kadar hakim olamadık haritaya. Dolayısıyla insanlar tekrardan 2 boyutlu oyunları istedi. Ve 2 boyutlu oyunlar da yine 2010'ların başında çıkmaya başladı. Battlegrounds vardı. 1-2 tane daha oyun var ama bu yeni nesil 2 boyutlu oyunlar arasında, Worms oyunları arasında en iyi oyun WMD. Evet. En komple paket en bu. Komple paket bu. Eski oynanış tarzını ve eğlenceyi, eski silahları tutuyor ama üzerine getirdiği bazı yenilikler de var. Yeni silahlar. Ve Uğur abin dediği gibi gerçekten son çıkan oyunlar arasında en komple olanı bu oldukça keyifli. Online oynanış gayet iyi. Önceki oyunlarda Battlegrounds'ta ben sorunlar yaşadığımı hatırlıyorum. Şu an oynayan oyuncu sayısı da bayağı fazla. Bir arkadaşlar falan da oynuyor. Hatta Uğur bağlanma abinin problemleri de yok. Evet, bağlanma problemi de yok. Hatta Uğur abin de oynayan arkadaşları varmış. Bu ara yeniden bir alevlendi şu an. Evet. Arkadaşlarını sık sık görüyorum. Oyun bu arada Game Pass'e de geldi. Evet, bu güzel bir haber. Game Pass'ten de oynayabilirsiniz. PC'de de var, Xbox One'da da var. Bu ay başında geldi, Ağustos başında geldi yanılmıyorsam. Evet, yani solucanlarla birbirinizi vurup değişik silahlar kullanmaktan keyif alıyorsanız. Harita yok ettiğiniz, sonunda harita namında pek bir şey kalmadı. Şey vardı ya, eşek böyle iniyordu. Çok o, iyiydi o bizde ya. Yasaktı, o çok efsaneydi. Koyunlar patlayan. Evet, koyunlar. Yüzen koyun mu ararsın, uçan koyun mu ararsın, patlayan koyun mu ararsın. Oldukça enteresan benim bir favori seri. Ninja Rob'tur. Oo. Onlar onda çok komik, çok komik enstantaneler evet. Olur. Yani haritanın gerçekten dışına uçtuğum. Evet. Çoktur yani. Evet, oldukça keyifli hiçbir bir seri. Yani. Zamansız bir zamansız oyun bir formül ve her oyun seansınızda bir anı biriktirebilirsiniz. Yani kesinlikle. Bir tane komik bir olay olur. Sonraki sefer onu arkadaşınıza anlatırsınız, hatırlatırsınız. Evet. Geçen de ipi aldı işte nereye uçtu diyebilirsiniz. Zamanında onun seslerini de değiştirdi. Wow'dı sesleri. Evet, wow. Mikrofon evet. Bulduysan onun sesini değiştirip kendi sesini koyardın. Evet. O minik solucanlar. Kendi ordu falan diye yaratabiliyordun arada. Evet. İşte isim koyuyordun. Sevmediğin arkadaşların ismini koyuyordun falan böyle. Enteresan hali oluyordu. WMD 2016'da çıktı. 65 liralık fiyatı var. Biraz yüksek gelebilir belki. Ama bu paranın karşılığını verecek. Kesinlikle. Hani ya 65 lira verip 65 liralık gerçekten eğlenebilirsiniz. Daha özellikle da fazla arkadaşlarınıza zaten. Da aldırabilirsiniz. Tam bir parti oyunu tam yani. Tam bir parti oyunu. Game Pass'e de bir bakın eğer yani Game Pass kullanıyorsanız. Game Pass PC'deki oyunlar sizin için iyiyse. Zaten kesin indirin bu yani. Bu da kenarına güzel bir meze olur diyelim. Evet. Evet, belki bu video bu arada bayramda yayınlanır. Tekrardan izleyicilerin bayramını kutlayalım. Haftaya yeni oyun önerilerinde tekrardan görüşmek üzere.